Nerede o Kemal denilen? Ne Kemal'i? Kemal falan yok burada. Kiracımsan, kiracılığını bil Muhsin Usta. Ver o bana. Yoksa def etmek zorunda kalırım evinden. Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Lan Kemal! Çıksana lan dışarı! Kemal! Hadi Kemal! Çıksana lan! Korkak! Lan Kemal! Ne kazanıyor? Ne oluyor? Aman ne olacak? Gene biri içip lilloş olmuştur. Tenekede patırtısız gün mü olur zaten? Unutmuşum. Kimseden saklandığım yok. Derdiniz ne lan? Derdimiz mi ne? Utanmadan bir de soruyorsun ha? Sakin ol Cemşir ağa. Hesap vereceksin Kemal. Hesap vereceksin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Allah ya size verir ya bana. Kemal sakin ol. Geri çekil. Yaktın ulan bizi Kemal. Yedi sülalemizi yaktın. Sen bizim dünyamızı kararttın. Bu sefer de senin dünyan kararacak Kemal. Sen bunu hak ettin Kemal. Hadi o zaman. Ya sana versin ya bize. Hadi. Gel. Gel ulan! Gel Kemal! Gel! Hadi lan! Ne diyorsunuz lan? Neyi hak etmişim? Ulan soysuz. Göreceksin şimdi sen. Gül gibi yuvası bozuk. Tekerimize çomak soktun. Yeter lan! Ne? Sakin olun çocuklar. Sen karışma Muhsin Usta. Ne oluyor? Abo! Cemşir'le Ramza değil mi onlar? Gel lan. Gel delikanlıysan. Gelsene. Belanızı mı arıyorsunuz lan? Kemal oğlum dur. Bırak usta. Şu meseleyi bitirelim artık. Bitirek. Bitirek artık. Lan! Bırak lan! Bırak lan! Lan bıraksana! Yürü lan! Hak mı lan senin bu ettiğin ha? Yürü kalk git! Delik deşik ederim seni lan! Kalk! Yürü lan! Siz mi tuttunuz bu adamı? Ne olmuş Mustafa? Adamın biri bıçak çarptı. Kime? Kemal'e. Kemal'e mi? Bir şey oldu mu? Zaloğlu girmeyeydi araya. Kemal çoktan çektiydi mortu. Zaloğlu mu kurtarmış Kemal'i? Evet. Niye Kemal'e bıçak çekti? Ne bilek biz? Tanımıyoruz bile. Tanımıyorsunuz ha? He. Tanımıyor. Bunun için kapıya dayandınız değil mi? Bunun için hırgür çıkardım. Lafını bil de konuş Muhsin Usta. Zaten evine ne ödüğü belirsiz adamlar alıyorsun. Vallahi kapının önünde bulun kendini. Evime kimi alacağımı ben bilirim. Seninle işimiz daha bitmedi Kemal Efendi. Yürü lan. Şimdi sırası değil. Yürü. Gene başlarını belaya sokuyorlardı. Hangi işler iş ki zaten? Elime bir şey olmadı ya. Allah'a ben şükür. Hadi hadi. Bu Ramazan niye kurtarmış ki Kemal'i? Senin sebebin lazım olmadı mıydı bunlar? Boş ver Pakize, beni ilgilendirmiyor artık. Abinle baban da iki dakika rahat durmuyorlar ha. Onlar kimseye rahat vermezler, bilmiyor musun? Sahi kız, bu adamı onlar tutmuş olmasın? Ne domuz olduklarını bilmiyor musun Pakize? Onlardan her şey beklenir. Cehennem biri, onlar da biri. Sağ ol. Mühim sanacak bir şeyler. Kendim için yaptım zaten. Kendin için mi? He.
Vicdanım için. Aklımı kemirip duruyordu biliyor musun? Rahatladım çok şükür. Mahpusa düşmüştüm. Bıçaklandıydın hani. Evet. Onu ben yaptırdıydım. İnşallah ödeşmişiktir. Hayır olsun Erenler. Rüyada mıyım ne? Ne arslan yürekliymişsin sen be. Seni de zor duruma düşürdüm be usta. Sorun değil. Sen iyisin ya. Hadi. Artık burada kalamam usta. Daha fazla başını belaya sokmak istemem. Zaten işinden oldun. Bir de evinden olma benim yüzümden. Pire için yorgan yakılır mı? Öyle düşünmeden etmeden herkesin gözünün önünde. Nereden bilirdik böyle olacağını kurban? Ortalık sinema yerine döndü baksana. Ya şu Zaloğlu olmasa iş çoktan bitmişti ama. Aklın sana hiç hükmetmiyor mu? Az daha başınızı belaya sokacaktınız. Tam da fabrika tezgahını kurmuşken. Ha. Yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen gün Mahmut'a para almaya gittiydim ya. Ha, ha. Ha işte, o dedi ki sizden mal alarak çok riske giriyorum dedi. Bundan sonra size ödediğim parayı biraz indireceğim dedi. Yok, zaten bir kadın para veriyor. Nesini indirecekmiş? Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz, değil mi? Hadi kalın sağlıcakla. Hayırlı işler. Lan baba, bu... Reşit parayı alıp cebine indiriyor olmasın? Vallahi ben de bir huylandım ki sormayız. Hamza. He. Şu Mahmut'a bak bakalım. Bir yerini yurdunu öğren de gidip konuşak. Bakalım. Bu işin altından ne çıkacak? Doğru mu bu yaptığın? Böyle sokak ortasında. Çalışmanın nesi yanlış?
sıradan biri değilsin sen. Hamilesin. Karnında çocuğumuzu taşıyorsun. Bu benim hayatım. Çalışmama müsaade edemem. Kimseden müsaade alacak değilim. İnsanlar ne düşünecek farkında mısın? Kim ne düşünürse düşünsün umurumda değil. Bu kepazeliğe son verip evine döneceksin. Gerekli parayı ben göndereceğim. Karım değilsin demiştim. Ne sıfatla bana karışıyorsun? Ne hakla bana emir veriyorsun? Bakayım, hadi, hadi, hadi. Ya sallama, getir koy. Getir. Hadi bakayım, hadi götür. Götür, sallama. Kolay gel amca. Sağ olasın, Mahmud ağa. Hoş gelmişsin. Denetleme yok mu? Sayın neyim yapmıyorlar burada? Neye sordun? Bir dert çıkmasın sonra. Yok. Sen o güzel kafanı hiç yorma böyle şeyleri. Sayım olana kadar hallederim ben. Bana göre hava hoş. Hesabını sana sorarlar zaten. Senin tüke neredeydi Mahmud ağa? Ya bir gün gelem de bir çayını çorbanı içem. Ne de olsa ortak sayılırız, değil mi? Çarşıda. Camiye varmadılar. Kime sorsan gösteririm. Beklerim. Gelirim. Nereye ödeyeceğini biliyorsun. Biliyorum. Hayırlı işler. Hadi. Kolay gelsin. Sağ ol. Muzaffer Bey seni çağırıyor. Beni mi? Seni. Babasını da alıp gelsin demiş. Acilmiş. Müdürlüğü 2. Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler evvelki gece sabaha karşı büyük bir kumarhaneyi basmış ve içlerinde müteahhit, tacir, ithalat komisyoncusu gibi tanınmış simaların bulunduğu bir grubu suçüstü yakalamıştır. Baskında yakalananlar arasında şair Necip Fazıl Kısakürek de bulunmaktadır. Sanıkların duruşması saat 16'da Beyoğlu 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlamış. Suçluların usulen hüviyetleri tespit olunmuş. Müteakiben sorguya çekilen sanıkların hepsi de bir kumar oynama fiilini katiyetle reddetmiş ve bunlardan Necip Fazıl Kısakürek ez cümle şunları söylemiştir. Ben gazeteci ve muharririm. Kumar oynayanların ruhi ahvali üzerine incelemeler yapıyor ve bu mevzuda yeni bir eser yazmak istiyordum. Allah Allah. Şunu itiraf ederim ki... Ne şaşırıyorsunuz muhteremler? Adam kumarhaneye içtimai inceleme yapmak maksadıyla gitmiş. Ha, haberdik de inandık. Neye böyle konuşuyorsunuz? Adam büyük adam. Koskoca muharir. Elbet böyle yerleri tetkik edecek. Ya hadi canım sen de ya. Dinleyin, dinleyin. Çabuk ha. Ne oluyor? Tabakhaneye mi yetişiyorsun? Dur bekle. Ne var oğlum? Mama baba. Muzaffer. Ne oldu Muzaffer'a? Ya bizi çağırtmış. Babasını da alsın, gelsin demiş. Niye çağırmış ki? Ya ne bileyim ben? Fabrikadan uçlandığımızı öğrendiyse yandık ki yandık. Öğrendi mi dersin? Hesap mı soracak ki? Ulan bittim ben, bittim. Muzaffer öğrendiyse bir daha ömür billah giremem fabrikaya. Vallahi bu iş hiç hayır değil. Hiç değil. Raşit. He. Kurban olun bir akıl ver. Ne edecek biz? Şincik akıl mı istiyorsun? Hani bir daha bana bir şey sormuyordun? Soruyorum, soruyorum. Sen kızma. Hele bir diyiver bakalım. Ne edecek biz? Şöyle hizaya gel hele. Şincik, daha meseleyi tam bilmiyoruz. Siz fabrikaya bir gidin hele. Ötesini sonra düşünürüz. Hadi, hadi, hadi. Cemşir, gel hele, gel. Muzaffer Bey o meseleyle ilgili bir şey sorarsa benim adımı vermezsiniz değil mi kurban? Hadi git.
bizi emretmişsiniz be. Alın bunu. Hayırdır beyim? Bunu ne için? Güllü için. Niye sahip çıkmıyorsunuz ona? Ne biçim babasın sen? İnsan hamile kızını sokakta çalıştırır mı? Yok, enişte ne çalıştırması? Vallahi çalıştırmıyor. Niye pazarcılık yapıyor o vakit? Ekmek kuran çarpsın, haberimiz yok be. He vallahi. Ya bize gönderir miyiz enişte? Gene kendi bildiğini yapıyorlar. Güllü çalışmayacak. Olur beyim. Bu parayı Güllü'ye verin. Tamam beyim. Başka bir şeye ihtiyacı olursa da gelip söyleyin. Geliriz enişte. Siz hiç merak etmeyin beyim. Baba, ben de belledim ki işi anladı, hesabını soracak. Meğer hesap sormaya değil, para vermeye çağırmış. Aha, bu kadar Güllü'ye yeter. Gerisi ne olacak? Bize. Muzaffer hepsini verin dediydi. Az kafalı. Muzaffer'in ne verdiğini Güllü ne bilecek? Ha. Baba. Bir şeye ihtiyacın olsa gene gelin. Gene gelin derdi. Duydun mu? Duymaz olur muyum? Muzaffer Bey, Cip Gökçek cıvır bir işçi kızı aldı demişlerdi. Ama onun sen olacağı hiç aklıma gelmezdi. Niye? Ben güzel değil miyim? Olmaz mı? Hem de dediklerinden daha Cip Gökçek'sin. Ne var? Ne istiyorsunuz? Evvela sen bizim sorumuza cevap ver. Ne işin var garı baştan sokakta? Kör müsün? Çalışıyorum. Çalışmayacağım. Niyeymiş? Çalışmayacaksın dedik o kadar. Size ne be? Sizin üstünüze vazife mi? Ha, vazife. Al. Muzaffer Bey gönderdi. Çocuğunun rızkı. Çalışmanı istemiyor. İstemiyorum ben kimsenin parasını. Deli misin sen be? Deli, 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 zır deli. Sen burada para için çalışmıyor musun? Aha para. Ne atıyorsun? Kız gibi para. Ne beğenmiyorsun? Adam sana acımış, para göndermiş. Daha ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum kimseden. Bana karışmayın yeter. Anlaşıldı. Sen güzellikten yine anlamayacaksın. Yürü. Bırak beni be! Kimsiniz? Bırakın. Yazık günah der mi kıza? Ya, hayır. Dur teyze, bir de seninle uğraşma ya. Bırakın beni, bırakın be. Ya, ne biçim insanlarsınız ya? Kurtulamayacak mıyım sizden? Ya yürü kız. Bundan kelli çalışmak, malışmak yok. Bizden habersiz mahalleden dışarı adımını atmayacaksın. Atarsam ne olur? Görürsün ne olur. Görelim bakalım. Tezgah işi bitti. Kır dizini otur. Hep başımı bekleyecektiniz ya. Nasıl olsa işe gideceksiniz. Vallahi işe gitmesek de olur. Kimse hesap soramaz bize. Muzaffer eniştemin kesin emri var. Ne haliniz varsa görürüm. Ha,
baş şöyle. Kadın dediğin söz dinler. He. O söz dinleyecek ki bizden Muzaffer'in paralarını yiyecek değil mi baba? Öyle öyle de biz arkamızı döner dönmez tezgaha geri gider. Muzaffer bir kez daha görürse imanımızı gevretir. Sen burada dolan. Göz kulak ol. Ya hep başını mı bekleyeceğiz? Bir hal çaresini bulacağız. Ben Reşit'e kadar gidiyorum. Ben buraya sizden bir ricada bulunmak için geldim Muzaffer Bey. Rica mı? Evet. Halide hakkında yardımınıza ihtiyacım var. Niyetimin ne kadar ciddi olduğunu biliyorsunuz zaten. Ancak bir türlü ulaşamıyorum ona. Beni görmek, dinlemek dahi istemiyor. Böyle davrandığı için suçlamıyorum onu. Çünkü hala çok kızgın bana. Biliyorum, bana güvenmesi de biraz zaman gerektirecek. Ama siz, siz bana hep güvenmişsinizdir. Öyle değil mi? Bak Selim, Talide'de bir istikbalinizin olmasını isterim. Buna müsbet bakıyorum. Ama Halide yetişkin biri. Onun kararlarına müdahale edemem. Yani son söz onundur. Kemal. Efendim. Seni sevdiğime aykırmak istiyorum. İyi. Aykır o zaman. Ne? Aykırayım mı? Kemal. Seni seviyorum. Herkes duysun istiyorum. Ağaçlar duysun, kuşlar duysun. Keşke herkes duyabilse. Keşke bütün insanlara aykırabilse. General MacArthur bu sabah Tokyo'dan Kore cephesine hareket etmeden önce şu beyanatı verdi. Askeri harekat hazırlanan plan çerçevesi dahilinde devam etmektedir. Güney Kore'deki teşkilatlandırılmış komünist kuvvetleri geniş çapta tasfiye olmuştur. Ama ve deniz suyuna giriştiğimiz ağır bombardıman neticesinde düşman takviye amaçları hasar etmiştir. Bu kıza nasıl söz geçireceğim Reşit? Evlat değil, gönül belası. Kasa etme. Hallederiz bir şekilde. Sağ mı diyorsun Reşit? Şüphen mi var? Neyi çözemedik bugüne kadar? Elini ayağına sağlık Reşit, ne varsa seninle var. Ama iş duayla olmuyor. Para lazım. Ha, para mı? Ne yapacağım para? Kendime tomofil alacağım. Tövbe tövbe. Ya hem aman diyorsun, hem de sorgu sual ediyorsun Cemşir. Tamam Reşit, tamam kızma. Hallederiz. Sen yeter ki şu başımdaki dertten kurtar beni. Ama şimdi dur. Bak, ajans bitiyor. Önce şu paraları bir toplayak. Bir yardım çerçevesi içinde Türkiye'ye 100 jet uçağı vereceğini açıkladı. Allah. Ne oldu buna ya? Ne oluyor ya? Neden homurdanıyor bunlar? Ne oluyor? Ajansı vermiyor. Ya niye homurdanıyorsunuz? Ajansı kim kapattı? Kendi kapandı. Bozulmuştur belki de. Sus. O ne biçim laf öyle? Niye bozulsun gül gibi makine? Açılır şimdi. Çalışmıyor. Tamam da ajans zamanı. Adamın lafı da yerde kaldı. Kalan açıyor radyoyu. Ajans bitecek. Açılıyor, açılıyor. Adamın lafı da yerde kaldı. Açıyor, açıyor. Sabırlı olun. Buyur emmi. Çay var istemez. Ajans mı dinledik ki çay içeceğiz? Ajans mı dinledik ki çay içelim? Allah Allah. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Durun hele, durun hele. Nereye gidiyorsunuz? Sevgili müşterilerim, çayların parasını verin o zaman. Ajansın başını dinlediniz. İki çay yerine bir çay parası ödeyin sizden. Bir sürü çay parası ödeyin.
Nereye gidiyorsunuz? Bizi ajans dinleyemezsiniz ama. Dert. Sanki bilmiyoruz malımızı. Pazar ol ana. Sağ ol, buyur. He. Tatlı mı bunlar? Şireli, şireli. Ne kadar istiyorsun? Hepsini. Hepsini mi? He. Bunları, ardını, hepsini. Ardını da mı? He, ama öyle toptan alıyorum. Çarşı fiyatına olmaz. Pazarlık edeceğiz. Bana biraz tenzilat yapacağız. Ne kazanıyorum ki tenzilat olsun? Tamam ama ben de şimdi seni bir sürü masraftan kurtarıyorum, değil mi? Getir götür yapmayacaksın. Ondan sonra bu malları taşıma parası vermeyeceksin. Ayakta dikelip durmak yok. He? Mallarını toptan alınca... Gari ihtiyar kadınsın. Evine gidersin, ayaklarını uzatırsın. Oh, oh! Bir güzel dinlenirsin. Bana da bir hayır dua edersin. Bitti gitti. O vakit yaparım tenzilatı. Ama benim senden bir isteğim daha var. Ne ola? Bir vakit burada hiç tezgah açmayacaksın. Niye açayım? Mal mı kaldı ki elimde? Alloş, alloş. Hemen geliyorum kocacığım. Beş dakikaya oradayım. Aman. Hep büyük kulüp, hep büyük kulüp. Sıkıldın mı la? Biliyorum Muzaffer'ciğim. Ne giysem yakışıyor. Kadın dediğin böyle olur işte. Hanımlık da dirt vallahi ya. Nasıl yürüyorlar bunun içinde ana? Vedalaşalım paracıklarım. Hmm.
ne demişler? Gaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Zavuk! Deline bak. Ya beni öldüreceksin ağından duramazsan. Henceden gidiyordum ha. Kabak, sen ne zaman arlanıp uslanmayı düşünüyün? Ha? Bak ne diyor? Uslanıp arlanmaymış. Sen eskiden çiftliğin kilerinden erzak çalıp getirmiyor muydun? Yiyor içiyorduk. Şimdi ne oldu? Artık kızıyorum arkadaş. Bundan böyle çalmak yok. Ben çalmıyorum ki erenler. Allah Allah. Alan razı, satan razı. Hem ne oluyor o arada dolaşan kuyruklu tazıya? Kim astı lan bunları buraya ha? Ha mahalleli. Mahalleli ha? Fakir fukara yani. Sırtında taş taşıyan ırgat öyle mi? Üç kuruş için toza çamura belenen işçi ha? Ya sen hiç utanmıyor musun ya garibanın parasını alıyorsun kardeşim? Sök bu paraları buradan kabak çabuk hadi. Etme Ramazan yapma. Sana çabuk sök diyorum kabak. Ya benim maaşımı da bak Bereket Baba verecekti. Ya yürü kalk git sök. Delilendirecek beni ya. Hala Bereket Baba diyor. Sök. Bakar mısın nasıl dolamış ya? Yürü. Ya yürü. Allah Allah hadi hadi. Ne var? Onlara sabah olana kadar ben çoktan yola çıkarım. Hadi bakalım. Beni alt edeceklerini sandılar ha? Günaydın dayı. Günaydın kızım. Teyze yok mu? Yok. Tezgahı kapattı gitti. Kapattı mı? He. Malına kalıcı buldu. Bir vakit tezgah mezgah açmayacakmış. Onca mal eder mi olacak? Eder miyim? Malın hepsini toptancıya sattım hemen. Ay çok yaşa reşit. Parayı aldın mı? Hepsini değil. Niye? Şimdi malı toptancıya sattık ya. Ha. Fiyatı da kırdı tabii. Al. Paranın yarısı gitti. Suratını öyle devirme Cemşir. Malı satmayaydık da elimizde mi kalaydı? Doğru. Bakıyorum param da gani. Ha işte. Nereden geliyor bu derenin suyu? Benimkini boş ver. Seninki suyunu mu çektin? İşte bütün parayı bu radyoya yatırdık ya. Şimdi ne yaparım? Başka yolu mu var? Tamir ettireceğiz. Tabii. Radyo olmayınca dükkan sinek avlıyor. Tabii tabii. Bir tamirci buldum. Birazdan götüreceğim. Hayır, tam yolumuzu bulduk diyoruz. Tutunduğumuz dal elimizde kalıyor. Gavur icadı ne olacak? İstemiştiniz. Yaptırma bana bunu Ramazan. Yazıktır, günahtır. Ne yer, ne içeriz? Ya Hafız, beni dellendirme. Şuraya bak, insanlar burayı ziyarete çağırmış oğlum. Ay ya. Ya yapamam.
Yapan. Haydi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun Hafız Efendi? Çarpılacaksın. Mübarek ağaç kesilir mi hiç? Abo, delirdi zar. Ya yok deliren meliren kardeşim. Bakın Hafız Efendi size bir şey söyleyecek. Hafız Efendi dün anlayın bir rüya görmüş, biliyor musun? Hayır inşallah. Hayır, hayır. Anlat. Ha, ben dün gece bir rüya gördüm. Ha. Bereket Baba dün gece rüyamda bana geldi. Dedi ki, bundan kelli, hiç kimse benden medet ummasın dedi. Ha. Herkes kendi alın tereyle çalışsın, kazansın dedi. Uzun lafın kısası, nerede beleş, oraya yerleş yok demiş. Kardeşim, sen önünü kış tut, yat çıkarsa zaten batıra ya. Öyle değil mi? Bir de dedi ki, ha, hiçbir iş yapmadan, çalışmadan rızık olmaz. Çok güzel söylemiş, yemin ediyorum herhalde. Evet, başka ne dedi? Bu söylediklerimi herkese söyle dedi. Başka ne dedi, onu da söyle. Sonra ağacı kes. Fakir fukaraya dağıtım edin. Yemin ediyorum çok güzel söylemiş Eren'le. O zaman ne yapıyorsun Hafız? Yapıştır. Bacım şöyle açılın. Muzaffer, Halide ile sana olan mahcubiyetim gittikçe artıyor. Neden? Böyle güzel bir atölye her ressama nasip olmaz. Çalışmalarına destek olabiliyorsak ne mutlu. Hele bu davet benim çalışma şevkimi iyice arttıracak. O vakit daha sık yaparız canım. Vous êtes toujours très généreux. Abartma canım. Küçük bir jest diyelim. Seninle mutsuz olmak mümkün değil mon cher. Madame Emma'da istediğin gibi bir kıyafet bulacağına eminim. Onu seninle seçecek olmak beni daha da çok heyecanlandırıyor. Sen gerçek bir centilmensin. Ne oldu? Neden durdun? Yok bir şey. Usta, radyo tamirde ne zaman gelecek? Ne oldu oğlum? Ajansı mı dinleyeceksin? Yok. Başka işin yok mu senin? Ha? Git yerleri fırçala. Git, git. Tövbe, tövbe. Git ulan içeri. Git. Vırrık. Bu da Fransa'dan yeni geldi. Son moda. Oui, kesinlikle la mode. Ama yine de... Buradaki müşterilerim için özel olarak seçip getirtiyorum. Size de çok yakışacak. Bilemiyorum. Ben daha çok letre tuşan tercih ediyorum. Hareketli çizgilerden hoşlanıyorsanız... O halde buna bayılacaksınız kuzum. Dekoltesi çok az değil mi? İnsan bununla kendini rahibe gibi hissedebilir. Vous avez raison. Sizin gibi hoş bir bayanın kapanması... Haksızlık olur. Bu nasıl? Merveil. Tu es magnifique. İyi ki seninle gelmişim. Müsaade edersen bunu ben alayım Renan. Ha? Çok mersi Muzaffer'cim. Tu es très sympa ama bu uygun olmaz sanırım. Kabul edersen mutlu olurum. D'accord.
O zaman bir an önce seni mutlu edeyim. Gerçekten hayat dolu bir kadın. Eminim bu sefer yüzünüz gülecek. Madame Emma. Ah, oui. Geldim kuzum. Pardonnez-moi. Maşallah, maşallah. Dükkanlar iyiymiş. Allah haklısın. Sağ olasın. Vallahi bu sefer parayı okkalı kırmışsın Mahmut ağa. Yani böyle giderse yakında hiç vermeyeceksin. Parayı mı kırmışım? He. Yo, geçen seferkinin aynını verdim. Demek geçen seferkinin aynını verdin. Elbet. Ne anlaştıysak onu veriyorum. Şey, senin kavlimiz neydi? Bilmiyor musunuz? Sen de hala. Fabrika fiyatının yarısı işte. Ya helal baba, baba. Helal, helal, helal. Doğru mu diyeyim Mahmut ağa? He. Reşit'le en baştan öyle anlaştık. Demek ki ketenpereye geldik. Ah ulan Reşit. Ah. Ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Yeni mevsim Fransız modaları gelir gelmez arayacaksınız. Unutmayın madam. Sizi unutmuyorum hiç. En zariflerini sizin için ayıracağım. Sayende büyük ayrıcalık yaşadım. Çok mersi. Rica ederim nenem. Etrafımda şık kadınlar görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor. Ben de çok memnunum madam. Emma moda hususunda Paris'i aratmayacak. Çıktı şimdi başımıza ya. Yok resmiydi, yok davetiydi. Hiç derdi bitmiyor yemin ediyorum. Boşuna dememişler bacım. Gelen gideni aratır diye. İşte o kadar. Halide Hanım yüz veriyor bu soykaya ya. Yoksa Muzaffer Bey'in umurunda bile değil. Ne? Umurunda değil mi? Tabii canım. Tomofiline seni koyup gezdiriyordu adamcağız. Yahu el alemin tomofilinden, gezmesinden size ne? Boş yere konuşup da durmayın. Aman be. Senin yanında da iki çift lafın belli kırılmıyor ha. Hadi hadi. Ben senin belini kıracağım şimdi. İşimiz çok çabuk olur. Vakit ayırdınız. Teşekkür ederim. Sebebi ziyaretiniz? Efendim, Serap Hanım adına burada bulunmaktayım. Kendilerinin avukatıyım. Avukatı mı? Evet. Serap Hanım boşanmak için bana müracaat ettiler. Boşanmak için mi? Serap Hanım'ın tek isteği boşanmayı bir an önce neticelendirmek. Ben her şeyi hazır ettim. Bir nüshasını size bırakıyorum. İncelemek istersiniz diye. Serap Hanım'ın sizden nafaka ya da tazminat gibi bir talebi yok. Siz bir bakın. Sizin de eklemek istediğiniz bir şey olursa birkaç gün sonra uğrayacağım. Ama tekrar etmemde fayda var. Serap Hanım'ın tek isteği bu işi en kısa sürede neticelendirmek. Hayırlı günler. Ağlıyor musun kız sen? Yok. Yoksa işsiz kaldım diye mi üzüldün? Boş ver kız.
Ben ne güne duruyorum? Aç kalacak değiliz ya. Bunun için ağlanır mı hiç? Ondan değil Bakize. Ya ne? Çarşıda Muzaffer'i gördüm. Yine sana bir şey mi dedi yoksa? Yok. Bir şey demedi. Görmedi bile beni. Yanında Renan vardı. Renan mı? Muzaffer'in eski nişanlısı. Sana anlattıydım ya. Beraber Madame Emma'nın dükkanından çıkıyorlardı. Böyle ellerinde poşetler, gülüşmeler falan. Aa, yerime o Fransız özentisi karı almış. Muzaffer'in de keyfi pek yerindeydi. Sen bıraktın ya adamı, unuttun mu? Ne olmuş bıraktımsa? O kadar kolay mı yani? Zenginlerin sevdası böyle oluyor demek ki. Moda gibi, gelip geçici. Sen anladığıma bakma Bakse. Yıkılmadım, alıştım ben. İtilip kakılmaya, hor görülmeye alıştım. Muzaffer'in sevgisi bu kadarmış işte. Boşanacağım Muzaffer'den. Lan kız delirdin mi? Ne boşanması? Delirmedim Pakize, akıllandım. Kimseye ezdirmeyeceğim artık kendimi. Ay adamı bir kadınla gördün diye öyle hemen boşanılır mı? Ondan değil. Daha önce gittim avukata. Ha avukata da gittin yani. Senden biraz borç para isteyecektim avukat için. Dur kız. Öfkeyle kalkan zararla otururmuş derler. Sen en iyisi bir daha bir düşün ha. Düşündüm Bakize. Kendime yeni bir hayat kurmanın tek çaresi bu. Yoksa başka türlü bir hayat yaşatmayacak bunlar bana. Hadi kalk. Gece boyu ağlaşıp duracak değiliz ya. Kafaları dağıtalım biraz. Hadi hala ne duruyorsun kalk. Nereye? Sinemaya. Hadi. Sırası mı şimdi Bakize? Tam da sırası. Madem bir karar aldım diyorsun, o zaman geçmişe eşeleyip durmayacağım. Önüne bakacağım. Hadi. Hadi giyin süslen. İyi oldu bu davet değil mi? Abi. Canı sıkan bir şey mi oldu? Güllü. Boşanma davası açacakmış. Bu kadar hızlı mı? Hayret. Bence hayırlı olmuş. Bu mesele de bir an önce neticeleniyor. Güllü'den böyle mantıklı davranmasını beklemezdim hiç. Evet. Bir an önce neticelendirmek istediği aşikar. Avukat tutmuş. Ne? Avukat mı tutmuş? Kim bilir ne kadar para koparmak istiyordur. Hiçbir şey istemiyor. Ne tazminat, ne de nafaka. Hiçbir şey istemiyor mu? Güllü. Bizden hiçbir şey istemiyor. İnanılır gibi değil. Getir kız, getir onu da getir, getir. Kız ağalar, paşalar gibi yaşıyoruz alimallah. Oh maşallah, nevalemiz de sağlam gayrı. Oh. Kız şimdi gün bugün, saat de bu saat değil mi yani ha? Kim bu münasebetsiz bu saatte? Sen dur, ben açarım. Sağ ol. Delirdiniz mi lan, ne oluyor? Ha, delirdik. Ha, hem de öyle bir delirdik ki adam kessek ceza almayız. Hıssız hıssız konuşmayın. Ne oluyor, derdiniz nedir? Bak hele, bir daha hesap soruyor. Bir daha hesap soruyor. Asıl sen hesap vereceksin Reşit'ten mi? Senin bu yaptığın kardeşe sığar mı Reşit? Ne yapmışım? Yaptığın bütün marifetlerden haberimiz var. Bizi arkamızdan vurdun.
Mahmut'tan aldığın paranın yarısını cebine indirdin. Senin bu yaptığına düpedüz dolandırıcılık derler. Ya siz? Ya sizin yaptığınız? Ha? Siz kendi malınızı mı sattınız Arife? Muzaffer Bey'i söğüşlemediniz mi siz ha? Verin ulan paramı! Bırakın, bırak! Verin ulan paramı! Bırak, yetişin komşular, bırak! Nereden senin paran oluyormuş? Allahsızlık yapma Reçten mi? Ver şu parayı. Vermezsen, varsa bir marifetin göster lan! Bırak kocamı be! Cemşir, yapma, dur! Ulan aklı veren ben, tezgahı kuran ben, adamı bulan ben. Lan sayende aç karnınız doydu be! Acılıktan ölecektiniz de kurtuldunuz ulan. Ulan hem suçlususun hem zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Ulan bir vur, vur bir aklına, zihnine bir vur. Ben olmasam sen ne yapardın be? Lazım de lan, lazım de. Bana bak Reşit, bundan sonra dost değil düşmanız. Kız, sen daha bu karıyla bundan sonra konuşmayacaksın. Konuşmayı bırak, selam bile vermeyeceksin. Ulan! Senden selam aldık da başımız göğe verdi. Ulan beş! Çık ulan evimden! Derken gözüm görmesin sen! Ulan! Senin gözün beni göremeyecek ama sen gününü göreceksin. Ulan her tür pisliğinizi biliyorum. Ayağınızı denk alın. Ulan sana yazıklar olsun! Fuh sana lan! Fuh! Asıl, asıl sana yazıklar olsun! Fuh! Ulan gel içeri! Gel ulan içeri! Gel lan içeri! Hadi lan! Gayet zarif, değil mi? Bir o kadar da basit ve teferruatsız. Bu resimler sizce de Rihanna'nın iyi bir resim istidadı olduğunu kanıtlamıyor mu? Ziyadesiyle. Sanattan anlayan dostların arasında olmak ne güzel. Abi, sen ne düşünüyorsun? Resimler sahiden muhteşemler. Abi, bırak artık. Fransızlar ne der biliyor musun Muzaffer? Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir. Muzaffer'in yüzünü güldürecek kadına kadeh kaldırıyorum. Affınıza sığınarak ben izninizi isteyeceğim. Aa, nereye? Çok uzun zamandır görmediğim bir dostuma daha önceden sözüm vardı. Sinemaya gideceğiz. Aa, olmadı ama maşeri. Gece daha yeni başlıyor. Aa. Nereden çıktı bu hemşire? Zaten bütün dostlarım burada değil mi? Muzaffer, rahat bırak kızı. Gizli gizli ne işler çeviriyorsun sen? Gözümden kaçtı sanma. Yüzündeki bu canlılık, bu mutluluk, anlamı ne bunların? Sus, abim duyacak şimdi. Tamam, sustum. Ama sonra bana da anlatacaksın, söz mü? Söz anlatacağım. Aşk olsun ama Hayede'cim. Bırak şimdi alınganlık yapmayı. Hem giderek sana iyilik yapıyorum. Ne iyiliği? Ben geç geleceğim. Sağ olun, sağ olun. Abimle koca çiftlikte baş başa kalacaksınız. Bu iyiliğimi de unutma. Herkese iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bon nuit Halideciğim. Ah ulan ah. Bundan sonra Reşit diye bir arkadaşım yok be. Olur mu hiç öyle şey Cemşir? Kaç yıldır komşuyuz. Bunca yıldır birbirimizin yüzüne baktık, yarenlik ettik. Ya bırak lan ana. Komşu mu kalmadı? Git başka komşularla yarenlik et. Suç bizde. Böyle şeytan gibi bir adama güvenilir mi hiç? Lan baba, ya adam bizi donunda sallamış, haberimiz yok. Bütün parayı cebine atmış, haberimiz yok. Öyle ağzımızı açık bakmışız. Cemşir. O paraları Muzaffer Bey'den mi alıyordunuz? Sana ne lan? Nereden alıyorsam alıyorum. Hani helal para dediydin? Damadımızın parasını çalmak yakışır mı bize? Ulan neyin yakışıp yakışmayacağını senden mi öğreneceğim? Fistan alırken iyi. Haram para deseydin alır mıydım aç? Ulan ben şimdi senin habibini şaşırtmaz mıyım? Baba dur. Baba.
Bak şimdi moralin nasıl düzelecek. Sinemaya geldik kız. Eskisi gibi ikimiz beraber. Ne çok eğlenirdik. Ya hani bir filme gelmiştik. Çok beğendiydik de iki kere daha geldiydik. Hangisiydi? Ya bir adam vardı, işsizdi. Sonra bisikleti çalınıyordu ya. Ha, bisiklet hırsızları. Heh, işte o. İçimiz katılmıştı ağlamaktan. Ay, hem de ne ağlamak. Kemal'in de bisikleti vardı o zamanlar. Bilmem mi? Bisiklet aşıkları verdim ya size. Ne saf ne temiz hayallerimiz vardı. Neyse. Geçti gitti hepsi. Ama bir tane yan çıkabilir. Bu kadar insanın içine girmemiz doğru değil. Beraber görünmemeliyiz. Aslında haklısın. Ama inan bana, bu öyle mühim bir an ki benim için. Eksikliğini hissettiğim, uzun zamandır düşlediğim bir an. Sevgilimle el ele film seyredeceğim. Çok şey mi istiyorum? İçeride yan yana gelelim bari. Sen önden git. Ben de ışıklar sönünce geleyim, tamam? İyi, tamam. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk, iyi mi? Şunları unutalım diye dışarı çıktık. Melun kadın burnumuzun dibinde bitti. Niye tek gelmiş ki bu? Kimle gelecek? Arkadaşı mı olur ki bunun? Tabii tek gelecek. Neyse kız, boş ver sen onu. Biz güzel güzel filmimizi izleyelim. Başlıyor mu film? Başlıyor. Işıklar söner şimdi. Acele gir. Bu gece çok güzelsin tatlım. Teşekkür ederim. Nicky. Bugün tuttuğun çocuk. Frank mi? İsmi her neyse. Neden haftalığını verip göndermiyorsun? O kim? Hiçbir şey yapmadım. Bilmem. Biz idare ederiz. Muzaffer Bey olmasın? Bilemiyorum. Aceleye gerek yok. Yok. Benzetemedim. Çok ucuza çalışıyor. Selim diye bir adam vardı o galiba. Aldatıyormuş, biliyor musun? Evet, biliyorum. Amerikan bağları için ithal vergisi alıyordu. Evet ama ona sorarım. Ama gördün mü? Başını koydu. Çok para kazanmak istiyorsun. Kesin aralarında bir şey var. Böylece güzel elbiseler alabileceksin. Kim acaba? Ya da belki kenara biraz para ayırmak istiyorsun. Yaşlılık günlerin için. Kocam adının Frank olduğunu söyledi. Doğru. Kocanız Nick bugün... Kız, öpüşüyor bunlar. ...işinin bittiğini söyledi. Burada patron o sanıyordu. Sosyetikler sinemada öpüşür müydü? Sen ne bakıyorsun onların sosyetikliğine? Şey yapmamı istemediniz. Ya. Bize ne be? Kiminle öpüşüyorsa öpüşüyor. Filmi izle sen. Film daha heyecanlı kız. Çatlayacağım meraktan. Ne seni merak ediyorsun?
Bu don yağını kim yapar? Onu merak ediyorum. Işıklar yanınca anlarız nasılsın. Boya ilanı görürüm. Burada ucuz hiçbir şey bulamaz. Frank, bence sen aşıksın. Yemeğini bile yemiyorsun. Bu eserleri büyük bir dikkat ve itinayla incelemenizi öneririm. İstikbalde daha da değerli olacaklar. Bundan hiç şüphemiz yok. Renancığım, dünya çapında bir sanatçı olduğunda anılarını yazacaksın değil mi? Bizlerden de bahsedersin herhalde. Mersin Neriman'cığım, şımartıyorsun beni. Temenni ederim. Ama büyük bir sanatçı olmak hiç kolay değil. Çok emek, çok çalışma. Ve doğuştan gelen bir kabiliyet. Ah, kabiliyet dedin de. İdil Biret adında bir çocuğun konserini izledim Paris'te. Ah, o ne muhteşem bir eksperanstı. Çocuk bir dahi, Avrupalıların prodigi dedikleri cinsten bir çocuk. Hatırlar mısınız? Bu çocuk Avrupa'ya gönderileceği zaman bazı milletvekilleri ne lüzumsuz konuşmalar yapmışlardı. Seyhan milletvekiliydi değil mi? Evet. İdil sanırım 7 yaşındaydı. Çocuğun ecnebi memleketlere gönderilmesinin yasa dışı olduğunu filan savunmuştu. Hatta ya evlenirse diye sebepler bile bulmuştur. Evlenirse mi? Canım, ne alakası var? Evlenir de yurda dönmez diye düşünmüş. Neyse ki İsmet İnönü talimatını verdi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel de özel ilgi gösterdi. Ya, o adamlar olmasa ne İdil adında bir yasa çıkacak ne de dünya çapında bir sanatçınız olacak. Düşünebiliyor musunuz? İşte terk ettiğiniz partinin farkı burada Muzaffer'ciğim. Bizim partimiz sanata önem vermiyor mu? Yapmayın Paşazade. Madem öyle, milletvekiliniz neden İdil'e ayrılacak para sokağa atılmış olacak dedi? Suple beyler, bu gecenin konusu benim resimler değil miydi? Hakikaten ama bu kadar politika yeter. Rena'nın sanat kariyerini içelim o halde. Aval sante. Prost. Şerefe. Şerefe. Ne güzel film değil mi? Niye hala kalkmıyor bunlar? Bilmem. Salonun boşalmasını bekliyorlar herhalde. Desene gizli aşk. Geceler. Ne tesadüf. Bu gece herkes sinemaya gelmiş. Biz de burada Halide Hanım'la karşılaştık. Demek karşılaştınız. Ne tesadüf. Sen sinemada karşılaştığın herkesle öpüşür müsün? Senin de yılan olduğunu bilirdim de bu kadarını bilmezdim. Yürü Pakize. Keşke seni dinleseydim. Buraya gelmekle hata ettik. Her şey mahvolacak şimdi. Ya abime anlatırsa? Kesin anlatır. Bu fırsatı kaçırmaz o. Tamam, sakin ol. Ben Güllü'yle konuşurum. Hayır, bunu yapmana gerek yok. Abine anlatması daha mı iyi? Sen arabada bekle. Bana. Ne istiyorsun? Muzaffer Bey'i söyleyecek misin? Yani Halide ile beni. Bilmem. Canım isterse söylerim, canım isterse söylemem. Eğer bu duyulursa. Orasını siz düşünün.
Zamanında Halide tarafından az tehdit edilmedim. Zira kendileri sır saklama konusunda pek bir marifetlidir. Zevcenize iletirsiniz. Yürü bari. Güllü. Bana kızdın mı? Niye kızayım? Ne yaptın ki? Bir türlü peşimi bırakmadın. Sürekli aşkını anlatıp durdun. Sonra da sinema köşesinde Halide ile. Sen demedin mi? Çık hayatımdan. İstemiyorum seni. Mutlu bir yuvan var demedin mi? Dedim. O zaman bana niye kızıyorsun? Beni bırakıp giden sen değil misin? Sadece acı çekip dursa mıydım? Teselli için mi koştun Halide'ye? İyi teselli ediyor mu bari? Bonnoyu Muzaffer. İyi geceler Renan. Hiç kibar değilsin. Beni çok beklettin. Nasıl beklettim? Kapımı senin çalmanı temenni etmiştim. Sen bunu her zamanki karizmatik halinle bana yaptırdın. Fransızlar ne diyor biliyor musun? Sökofambü, dülüvü. Kadının dileği Tanrı'nın emridir. Beni kapıdan göndermeyeceksin herhalde. Biraz yavaş kız, ev kaçmıyor ya. Güldü. Dursana. Ağlıyor musun sen? Ağlıyorum. Ağlıyorum işte bak kızım. Güçlü olmaktan yoruldum artık. Nerede hata yaptım ben? Benim hayatım hep böyle mi devam edecek? Hiç mutlu olamayacak mıyım? Çektiklerim yetmiyor mu? Tamam. Tamam sakin ol. Bitmek bilmeyen bir karabasanın içindeyim. İnanamıyorum. Yaşadıklarıma inanamıyorum. İnanılır gibi değil zaten. Biraz kafayı dağıt diye sinemaya götürdük. Şu oğlana bak. Bu sefer de Kemal'e anlattı. Sana eden bir beterini bulur inşallah. İnanamıyorum biliyor musun? Neye? Hissettiklerime. Her şey o kadar güzel ki. Rüya gibi. Hiç bitmesin istiyorum. Kemal. Ya biterse? Ya uyanırsa? Ya birileri bizi zorla uyandırırsa? Biz istemezsek uyanmayız. Gülünün ne kadar kindar biri olduğunu unutuyorsun. Yaşadıklarının ucunu almak isteyecektir. Bizi gördüğünü abime mutlaka söyleyecektir. Bunları düşünmenin zamanı değil. Her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Merak etme. Bir zamanlar nasıl da aşıktım sana. Ah Amur. İnsanın aklını başından alır.
Yanından bir an olsun ayrılmak istemezdim. Fransa'ya her gidişimde aklım sende kalırdı. Seni biri kapacak diye öyle korkardım ki. Ve sonunda korktuğum başıma geldi. Çok gözyaşı döktüm senin için. Fakat bak, hayatına giren tüm kadınlar birer birer yok oldu. Ve sen yine bana kaldın. Geç olsa da bu Tanrı'nın bize verdiği bir fırsat. Yarım kalan hikayemizi tamamlamamız için. Yeniden sen ve ben. Muzaffer, gelsene. Geçmişi unutacağım. Artık yeni bir sayfa açacağız. Sen... Ben ve çocuğumuz. Gerçekten mi? Geçmişte hiçbir şey beni böylesine hayata bağlamadı. Bunu sana borçluyum. Buraya geldiğimde kafam karmakarışıktı. Ama şimdi... Senin yanında öyle mutlu ve huzurluyum ki. Daha da mutlu olacağız, bak göreceksin. Sana da... ...çocuğumuza da gözüm gibi bakacağım. Gel dans edelim. Dans etmek istedikten sonra müzik olmasa da olur. Gel. Thank you.
Sofrada söylediklerime kızdı mı? Bilakis. Çok hoşuma gitti. Haksız mıydım ama? Haklıydın karıcığım. Domuz. Maytap geçiyorsun sen benimle. Asla. Affedersin. Ne? Bu durum benim için ne kadar aşağılayıcı farkında mısın? İtiraf ediyorum. Çiftliğe ilk geldiğim günlerde gönlümde Kemal vardı. Seni ilk gördüğümde ne kudretli adam dedim. Ama o kadar. Kalbim seni sevmedi. Zenginliğini gördükten sonra aklım karıştı. Gözüm döndü. Ben de bolluk içinde yaşamak istiyorum dedim. Benim neyim eksik? Çiftliğe hanım olacağım dedim. Bu yüzden sana yaklaştım. Evlendikten sonra her şey değişmeye başladı. Bana önem verdin. Hiç kimsenin vermediği kadar. Aşkını, sevgini gösterdin. O vakit Muzaffer benim kaderimdir. Allah sonunda benim de yüzüme baktı dedim. Seni sevdim. Hem de çok sevdim. Beni dinlemedin. Bana inanmadın. Karnımdaki bebeğe acıdığın için kal dedin. Kalamam Muzaffer. Benim de bir haysiyetim var. Yapamam. Ben her güzelliği seninle yaşadım. Bana dünyayı, hayatı öğrettiğin için çok teşekkür ederim. Benim için mutluluk hayal artık. İnşallah sen çok mutlu olursun. Emine haber ver. Muzaffer Bey geldi dedi. Cemşiren mi? Cemşiren mi? Ne var lan? Ne var? Cemşiren mi? Cemşiren mi? Muzaffer Bey geldi. Nerede lan? Deha. Sen gir içeri. Ortalarda dolanma. Gelmiş ki hacı. Güldüm'ün evi neresi çocuklar? Orada amca. Gönlüm içiyor.